Evet. Vay be, birbirinizi amma özlemişsiniz. Rusların sistemini... Evet. Defter olarak elde ettim. Hoş geldiniz. Bütün şeyler... Ev sahibimiz dostlara çok teşekkür ediyoruz. O sevgili öğretmenim. Kahveler de... Karşı devrimde faaliyetleri sonsuzluğa açılan yoldaki yolculuğunu arkadaşlar başladı. Ara durak verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür eder sevgili öğretmenim. Arkadaşımız edebiyat öğretmeniymiş. Yaman'ım sen liste yardım ederim. Nevin abla. Aa canım. 12 çay yapayım. Hanginize sarılmam acaba? Bir dakika. Buraya. Bana. Çantayı bana. Bak çektim bir daha çek. Gel sen de gel. Yok ayrı ayrı çek. Sen çantayı al şunu orada. Şimdi ikinizi alayım bakayım. Sonra bu ikinizi. Garip bir ikili fotoğraf oldu bu. Hep ikili olmuş. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Nevin ablanın. Dolayısıyla bu güzel mekanın konuklarıyız. Nevin ablama öncelikle. Sonra bu tabii ki Mehmet abim. Bu Mehmet abim. Yıllar oldu. Mehmet kimi? Mehmet abim. Yıllar oldu görüşmeyeli. Evet. Mehmet abiyle görüşsek her hafta görüşüyor gibi oluyor. Sevgili Mehmetciğim. Onun ötesinde bu organizasyonda sadece burası ve saati günü yazmakla yetindim ben bu sefer. Sayma abim sağ olsun. İlgili işleyişi prosedür diyorlar ya şimdi. İngilizce'de. O işleyişi tamamladı. Burada oluşumuza, bu salonun hazırlanmasına katkısı olan dostlarımız var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu kahveyi de böyle aldı geldi sevgili öğretmenim. Eyvallah. Evet, yemek saati olduğu için kendisi hazırlamış. Bizi mahcup etti. Hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir aramızda olamayan dostlar burada, ne kadar güzel. Bu çok hoş. Abdullah abi arada kaytarıyordu. Ha bugün Mukadir abi gelecekti ama ansızın konukları gelmiş. Sabah 9'da beni aradı. Saat 9'da kurdum, 8.59'da saat telefon çaldı. Bu zil niye böyle çalıyor diyorum, baktım telefon kalktı. 9'da kalmam üzere konsantre olmuşum. Gelemeyeceğim dedi, böyle böyle. Onun için aradım beni bekleme diye. Herkese çok selamları var, bendeki selamı ileteyim sizlere. Bugün burada Nevin ablaya biraz herhalde şiirlerden söz ederiz. Dostluklardan söz ederiz. Ya da belki ne bileyim biraz Aydın Boysan'dan mı söz ederiz? Valla en önemli soru. Dün çok ilginç bir gün yaşadık. Dün ayın 5'iydi. 5'inden ya da 5'iyle bağlı bir anıyı aktarırken bugün de o gün dediler. Benim aklıma birden gelmedi. Geçen 2017 5 Ocak Bayraklı'daki biliyorsunuz. Fethi Sekin'in savunmasıyla birçok insanın ölümünün önlendiği gündü ve ben ondan onunla ilgili bir öyküden çalışırken bugün zaten o gün geldi. Yani söz zamanında alınır diye bir şey var Türkçe'de. Tam zamanında almışız ama dün de işte Münir Özkan'da çay mıydı? Aydın Boysan. Nasıl kompozisyon? Aydın abi de büyük bir sanatçı. Sahnenin büyük adıydı. Herhalde Münir Özkan'ın özellikle Erdoğan abi'nin söylediği çay ayrı kahve ayrı. Bu şimdi kurabiye falan gelecek. Yanımızda kahve herhalde şiirlerimiz vardır. Sevgili gelmişizdir. Nevin ablaya ve buradaki dostlara sevgili Mehmet abinin dostlarına şiirler okuyalım bugün. Sözü paylaşalım yine. Öyle başlayalım. Günü öyle götürelim. Çok güzel bir kütüphane, çok güzel bir mekan. Ben bu kütüphaneyi görmemiştim. Buraya bir kez gelmiştim. Evet, hem kütüphane aydınlık hem de oldukça varsıl. Burası hakkında ufak bilgiler. Mehmet abi söz sırası bize gelirse. Geldi hemen. Açılış konuşması. Mehmet abi. Tarihi tanıtıyoruz. Mehmet abi. Özellikle buradan başlayalım. Güzel Mehmet abi. Buyurun. Buradan başlayalım abi. Nerede olduğumu verelim lütfen. Tabii ki. Mehmet abi en güzeli bu. Lütfen buyur. Benim bir yöntemim var. Bekir Bey'in yönteminden farklı diyeceğim. Hele bodoslamasına girelim. Hepiniz hoş geldiniz. Eşim de aynı gibi. Benim annem de geldi. Tam zamanında. Zamanında harika oldu. Vedat Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Vedat Hanım demiş ki ben konuşmaya başlayınca sen kapıdan geleceksin. İkinizi bekliyorum. Resmi var. Duvarın dibinde resmi var. Mehmet abi bir bakar mısın? Kağıt üstünde tanıyın beni demişti ya. Oraya bakıyorum. Otur bakalım.
Evet, evet abi. Koku. Lafı uzatmadan harika. Şunu söyleyeyim. Şuraya bak. Aa, aa. 13 yılı doldurmak üzereyim. Ve işte buradayım. Eşim 4 yıl, 1 ay bu mekanda hasta yattı. Güzel bakıldı. Dışarıda olsaydık bu bakımdan yoksun kalırdı. Bu kurum hakkında söylenecek bir iki söz varsa, ki vardır, kestirmeden şunu söyleyeceğim. Bu kurum 16 yılını doldurdu çalışmaya başlayalı. Bizlere sakin diyorlar. Sakin mi değil mi bilmiyorum. Sayımız 900'ün üzerinde. Bulunduğumuz şu kitaplık şu anda sizlere hizmet eden başarılı edebiyat öğretmeni Neva arkadaşımızla Orhan Bey arkadaşımızın eseridir. Sırf onlar mı çalıştı burada? Yok, onlar çalışmadı. Evveliyeti var ama düzene soktular. Kitap sayısını, bölümleri falan var. Ben sadece sayısını söyleyeceğim. Gruplamasını falan Neva arkadaşımız yaptı. Orhan Bey de asker kökenli bir arkadaşımız. Buranın sakini, eşi de burada da. Çok az. Yabancı yazarlar 1916 tane. Kütüphanemize gelip kitap alan erkek okuyucularımızdan ilk üçünü seçtim ve buraya davet ettim. Özellikle bir jest olsun, onlara bir şans olsun diye. Ama bana Nevin Hanım bir de dediği için bir de gelecekler. İki tanesi geriatride zaten. Çok okuyor. Ama gelecek, hatta bir tanesi şiirini size okumak çok istiyor. Sizden onay almak istiyor özellikle. Onlar gelecek. Kadın okuyucumuz da gelecek. En çok okunan Türk kadın yazarımız Ayşe Kuli. En çok okunan Türk erkek yazarımız da Zülfü Livaneli. En çok okunan kitap adı Füreyya. Çok beğeniyorlar, çok okuyorlar, birbirlerine tavsiye ediyorlar. Tabii ki en çok okunan da edebi tür roman. Evet Erdoğan abi, bugüne ilişkin neler söylersin? Belki birkaç dize okursun, birkaç cümle. Şu serçede serçeyi konuştur. Evet. Bugün ne diyor bakalım, epey uzun serçe zamandır duyalım. Hem serçe burada hem mavi burada. Bak ne kadar güzel arkadaşlar. Mavi serçe mi oldu yoksa? Evet, mavi serçe oldu. Erdoğan abi hazırlık yaparken ben buradaki dostlara bu etkinlikle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Biz ilk toplantımızı 26 Ocak 2002'de yaptık. 26 Ocak 2002'den bu yana iki haftada bir cumartesi 11 bir araya geliyoruz. Bizim bir ön gündemimiz, herhangi bir yazılı gündemimiz olmaz. Geldiğimiz zaman neyse konuşacağımız onlar. Girmediğimiz konuların başında reel politika, yani günlük politikaya hiç bulaşmayız. Bizim hiç işimiz olmaz, günlük politikayla işimiz olmaz. Ticari alışverişimiz olmaz. Yani oturalım işte bir araya gelmişiz ya Bahri abi, Ahmet Tıpla, ama sen gel de bir şirket kuralım biz beraber, böyle işlerimiz yok. Bir de bu adımız dumansız buluşmalar. Sigara içilmez bizim toplantıda. Açık havada bile olsa içilmez. Ama sigara içmeme şartı yok buraya gelmek için. Buraya gelmek için. Kimler katılır? Edebiyatın her alanından, sanatın her alanından dostlar ya da sanat alıcıları. Ya ben bir sanat severim. Herhangi bir şeyle uğraşmıyorum ama gelebilirim. Tabii gelir. İyi bir dinleyeceği bu. Çok sayıda şair dostumuz var. Şiirle yolculuk eyleyen. Ressam arkadaşlarımız var. Karikatür abimiz bugün aramızda. Halit abimiz evet, orada. Evet, çok mutlu ettiniz. Edebiyat öğretmen arkadaşlarımız var. Neva Hanım gibi. Örneğin Abdullah abim. Bir yandan yazar çizer de. Başlarda sevgili Mehmet abim daha sık gelir katılırdı. Sonrasında çok katılmadı ama en başlarda Mehmet abinin epey bir imzası var. Evet. Bir defterimiz var, dolaşır. Herkes duygularını bir cümle, bir dize bir şey yazar. O defter dolaşıyor. Ona sizin de birkaç satır bir şey yazmanızı isteriz. Bir yerleşik mekanımız yok. Böyle gezdiğimiz yerler olur. Buraya ilk kez geliyoruz. İl dışına, kent dışına da çıktık. Bir defa Malisa'ya gittik. Her an her yerde olabiliriz. Evet, her an her yerden çıkabiliriz. Kireye gittiğimiz unutma. Evet, elden geldiğince böyle birbirimize iyi geliyoruz. Birbirimizi görmek iyi geliyor. Burada bir de bir iktidar yok. Hani işte buranın bir sınıf başkanlığını yapan birisi oluyor bazen. Çoğu zaman ben oluyorum ama ben olmasam da sevgili Günbaş oluyor ya da başka bir arkadaşımız oluyor. Bugün buraya gelişimiz örneğin çok tam baştan beri biz birlikte olduğumuz sevgili Sayma Hanım daha çok üstlendi. Nevin abla bizim çok eski katılımcılarımızdan sağ olsun. Bizimle ilgili de söyleyeceklerim kabaca bunlar.
Örneğin Irak tezkeresinin geçmemesinden rolümüz var. 2000'li yıllarda biliyorsunuz meclisten yeterli çoğunluğu sağlayıp geçememişti. Irak'a müdahale edilmemesini istemiştik. Ortaya kocaman bir kitap koyduk. Ondan da bir tane daha sonra getireyim. Ben bugün aklıma gelmedi. Barış Irmağı. Barış Irmağı adıyla bir çalışma yaptık. Ve bu tezkereye utangaç da olsa hayır denmesinde bir katkımız olduğundan %100 eminiz. Onu biliyoruz. Birbirimize huzur veriyoruz. Terapi gibi geliyor. Huzur gibi, huzur veriyoruz. Bu huzur bize şey gibi, terapi gibi geliyor. Birbirimizi görmediğimiz huzursuzluk, huzursuzluk başlıyor bizde. Yani güzel bir tat tatlı kaşınıyoruz. İyi bir kaşınma bu. Yıllarca sürdü, 17 yıl galiba. Ya ciddi bir meclis toplantısına gelir gibi geliyoruz buraya. Cumartesi günleri. Evet. Bir hesaplandı. Hangi saat geldiğimiz sürekli etkinlik var. 11'dir. Az önce söylediğimde ben uydurdum. Cumartesi, iki haftada bir cumartesi olmuş. Güzel oldu. Böyle devam ediyoruz. Evet. Her şeyi konuşabiliyoruz yani. Günlük tabii. Politikaya karışmamak gibi o lafın gelişi de biz daha kalıcı şeyler konuşuyoruz. Evet. Daha kalıcı şeyler konuşuyoruz. Her gün birbirimize anlattığımız tabii, sözler tabii. Değil yani. Değil değil tabii. Şiirler okuyoruz. Kısa öyküler okuyoruz. Anılar anlatıyoruz. Evet Erdoğan abi söz sende. Buyur abi. Evet affedersiniz. Çok teşekkür ederim. Müdür Özkul'la benim bir tek anım var. O da Kavuklu Hamdi'de oturuyordum. Ankara'da Bağbali vardı meşhur meyhane, orada oturuyorduk. O toplantıda Nur Subaşı daha birkaç tane devlet yapıldı. Sanat içinde kapıştılar. Ben ilk defa, bir defa gördüm. Birebir Nur Özkul'u. O kadar öfkeli bir adam tanımadım. Bastık halayı. Ama onun bir şanssızlığı vardı. İsmail Dündürlü'den sonra Kavuklu Hamdi'yi oynadım. Şimdi kusura bakmayın, Fethi Dağlıoğlu mesajlar ama seyirlik oyun konusunda 5 adam varsa bunun 5.'si ben alabilirim. Burada oyuncu başı dediğiniz bir tür Kavuklu Hamdi otantik oynarlar. Yani anlık seyirciyle bir metri bağlı olmadan diyalog doğaç, kurarlar. Doğaçlama. Doğaçlama. Daha doğrusu. Mürticeli. Evet. Ama bizim rahmetlik oyuncumuz Münir Özkul seyircide kavga yapmış. Hayır, aslında kendi şey biraz agresif bir yapısı vardır onun. Ben öyle yorumladım yani. Tabii az bağırmadı sirke diye. Ama televizyonda sonra program yaptı, tiyatroyla ilgili. Per dediği bir kişi vardır. Evet. O hala belleklerimizdedir. Işık içinde yatsın, ne diyeyim? Öyle. Şimdi bir tane benim oo, harika. Politik bir şiirim var. Onu Facebook'ta yayınladım. Burada yinelemek istemiyorum. Ama bir genç, bir de yaşlı şiirim var. İzin verirseniz iki tane şiir. Genç şiiri sizde de yaşlı kimi? O da benim. İleriki yaşlar için yazmış onda anlaşılıyor. Tabii önce genci okuyayım. Tabii. Hiç bitmesin. Bu yağmurlu Nisan akşamında avuç avuç ıslak saçlarımı kuruluyorum. Özlem dolu pırıltılar dudaklarımda, hiç bitmesin bu gece istiyorum. Camlara vuran damlalara, rüzgara karışsın sesim. Bu sıcak bakışlarına yağmur isterse kahretsin. Denize bile aldırmıyorum, dudaklarımla yanarken için. Hiç bitmesin bu gece istiyorum. Bu bir. Yaşlı şiirime geçiyorum. Ellerim. Karşıma geçti ellerim, verdi veriştirdi. Ne tadın var dedi senin, ne tuzun. Bak sertleştim, kurutulan dirisi gibi bir kuzumun. Okşayamam minicik ellerini çocukların. İğne batmışçasına korkarlar. Tokalaşmaz sevdiklerim, avuçlarını saklarlar. Kimi dirsek çürütür masadaşlarında uzattık bacakları. Bana kalır çalışmak için taş ocakları. Kırılır kalemlerim avuçlarımda. Gıcır gıcır yırtılır defter sayfaları. Ellerim, ellerim, ah ellerim. Yorgunluktan zehir kuyularına atar işte sevdaları. Kızmayın dedim ellerime. Ben insanım, dünyanın hakimi. Gerekirse değiştirip yeniden yaratırım. Ellerim, yıldırlar. Erdoğan abi çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, evet. Hem biraz küçük bir yolculuk, sonra da iki şiir. Çok hoş, çok teşekkür ederiz. Bahri abi buyurunuz. Ben teşekkür ederim. Değil mi? Evet. Şimdi...
23'ünde Türkiye Sahilan'da Gülten Akın etkinliği var. Ona hazırlandığım için benim için içim dışım Gülten Akın. Oo. O da güzel. Hocam. 23'de kıstanmıyor. O da çok sevdiği için. Yani ondan söz etmemi... Tabii ki. Olur mu? Tabii olmaz mı? Evet. Olmaz mı? Evet. Kara saçlarını kes. Evet, kestim kara saçlarını. Şimdi maalesef orada Dil Derneği'nin bir hatası olmuş. Andaca, ajandaya daha doğrusu bildirmedikleri için bu Ocak ajandasında pek çok yerde yok. Yalnız işte afiş çıkacak, o zaman duyururuz falan paylaşırız dediler. Maalesef bilir, yani benim yapımda böyle garip bir titizlik var. Her şeyi en ayrıntısına kadar ortaya koyayım diye günlerdir Gülten Akın okuyorum. Şöyle bir durum oldu. 1968'de biliyorsunuz Fazıl Üssü Dağlarca yaşayan en büyük Türk şairi seçildi. 2008'de ölümünden sonra bu sefer yaşayan en büyük Türk şairi kim sorusu gündeme gelince değişik sesler geliyor. Onun üzerine 50 kişilik yazarlardan, şairlerden, editörlerden oluşan bir grup bu konuyu ortaya alıp kendi aralarında oylama yapıyorlar. Oylamada açık ara Gülten Akın yaşayan en büyük Türk şair olarak seçiliyor. Değişik kaynakları tarıyorum. O yılın hangi yıl olduğu ortada değil. Hiçbiri yazmıyor. Seçildi diyor ama hangi yıl? Sonra ben o 50 kişinin ismini taradım. Bizim Tuğrul Keskin çıktı. Ben hemen Tuğrul'u aradım. Dedim ki bak böyle böyle bir olay var. Sen de kuruldaymışsın. Yıl hangisiydi? Ya Bahri abi ben hastalık geçirdim. Çok ilaç aldım. Akşam ne yediğimi unuttum. Hiç tarihleri hatırlayamıyorum. Kusura bakma. Ama işte şeyden sonra, Dağlarca'nın ölümünden sonradır falan. İyi dedim, o zaman Gülten Akın'la ilgili bir anım var mı, onu anlat bari dedim. Aa dedim, çok güzel bir anım var, onu anlatayım dedim. Bunlar genç şairler olarak Ankara'da Gülten Akın'ı evinde ziyaret etmişler. Oturduk diyor, çok güzel sohbet ama Gülten Hanım hiç yerinden kalkmıyor, eşi Can Koçak. Emekli kaymakam vali sürekli o hizmet ediyor. Ve biz de gençler olarak tedirgin oluyoruz. Yaşlı bir değil. Bize çay ikram etmesinden bilmem ne. O anladı diyor. Çok zeki bir adam tabii. O müthiş bir adam. O cevap koşar. Onu da araştırdım sonra. Demiş ki çocuklar rahat olun. Sizler sanatçısınız. Sanatçıya hizmet, edebiyata hizmettir. Ben onun mutluluğunu yaşıyorum. İşte bu kadar. Ne kadar güzel yani çok Tuğrul'dan bu olayı aktardım. Yavaş yavaş kaybolan nesil bu. Yani şu inceliğe bakın yani. O Tuğrul'lar ezilip büzülüp orada onun bu şekilde onları yüreklendirmesi, sanatlarına saygısını ortaya koyması bu anıyı aktarmak istedim. Eğer İkinci tur olursa Gülten Akın'dan bir şiir de zaten okuyabiliriz. Zaten Bahri abi. Olur abi. Sen şimdi o şey yapalım. Durup inceleyebiliriz. Şimdi kendine de olur. Yeni gelmiş. Tabii ki. Tabii ki. Peki. İyi olur. Bu 1830 mu? Güzel. Efendim, özür dileyerek. Estağfurullah. Estağfurullah. Sizi tanıdığımıza çok çok sevindim. İnşallah bir dahaki toplantınıza katılmak kısmet olur bize de. İnşallah. Yine evet. Sizleri görmek isterim. Müsaadenizi evet. İsteyeceğiz. Evet. Öğleden sonra yokuz çünkü. Tamam. Evet. Peki efendim. İyi sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi 18.30 mu? 23.30. 18.30. Ha 18.30. Ayın 23'ü 18.30. Bazen 18'de başlatıyorlar ama 18.30'dur herhalde değil mi? Gelir zaten. Yani bir adını bilmiyorum. Bir sosyolog hanım Gülten Akın şiirlerinin sosyal yönden incelenmesiymiş. Bana da edebi yönden incelemesini verdiler. Ona hazırlandım. Şimdi Gülten Akın'ın çok mutlu bir evliliği var. Benim anlattığım gibi 5 çocuk annesi. Ve en büyük çocuğu, oğlu
O 80'li yıllarda maalesef Mamak askeri cezaevine düşüyor bir olay nedeniyle. O diyor son 6-7 yılın tüm anneler gibi o cezaevine gidip gelmekle geçti ve o acıyı yüreğimde duydum. Ben de içeride yatmış gibi oldum diyor. O günlerin içerideki gençlerine yazılmış bir şiiri. Oğlanın türküsü. Bizim erkeklerimiz dört mevsim bahar gibidir. Sevişirken yeniden doğar gibidir. Al atla savaşa girer gibidir. Güzel olur çocuklarımız. Çokturlar. Çabuk boylanırlar. Bir aylıkken güler. İkisinde Türkiye dururlar. Beşinde sırtmaç. Yedisinde sevdalıdırlar. 11'inde düğüne ve rakıya ve mavzere olursa kır, olmazsa doğru. 20'sinde 9'u bir meydanlarda ölürler. Ey gerçek sesimiz, ey büyük kavga, umut 2 midir, 1 midir, düşman şaşkın mıdır, kör müdür, kurşun yedi veren gül müdür? Vurulan ölmüyor. Bu nasıl vurma? Ey gerçek sesimiz, ey büyük kavga, dağlarda suskunluk sürmeli midir? Hayınlara aman verilmeli midir? Marşlar alanlarda durmalı mıdır? Sesi iletmiyor. Bu nasıl hava? Derken mutlu uykulara yatamayanlar, yirmilerde yar elini tutamayanlar dağa başlarlar. Dağa başlarlar, çete düşlerler. Burada olmazsa orada vurur gider, yadelere varırlar. Bu gerçek sanımız, bu büyük sevda sabah ılımında üveyik midir? Akarsuda kayık mıdır? Bir alaca geyik midir? Çeker, götürür kanar. Haksızlık nerede olursa olsun, zulüm nereden gelirse gelsin, barışla sevgiyle olmayacaksa, ey gerçek sesimiz, ey büyük kavga, yankılan dağdan dağlara, yankılan dağdan dağlara. Çok güzel. Ben de bir sorunuzu istiyorum. Evet, ben de. Tabii, arkadaşım. Grup çok küçük ama çok büyük etkisi var. Çok büyük manalı. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnanın buna devam edin. Sağlıklar ve başarılar canım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Bahri abi sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Büyük Çelik. Sevgili dostum. Şimdi ben bir şey düşünüyordum. Gülten Akın'ın bu şiirinin yazıldığı tarihi merak ediyorum. O çok önemli çünkü. Her sanat yapıtı üretildiği tarihle değerlendirilmez biliyorsunuz. İlk çağın sanatıyla bugünün sanatını aynı fotoda değerlendirmek haksızlık olur. Şimdi halkımız genellikle şiirin içeriğine bakar. Ne diyor bu şiir? Aslında günümüz şiiri de bir şey öne aldı ve onun için daha da şiir oldu. O da biliyorsunuz ne söylediğinden çok nasıl söylediği. Nasıl söylüyor? Şiir dili var mı? Şimdi ben bunu bildiğinizi biliyorum ama ben anımsatmak için söyledim. Bu çok önemli. Günümüz şiirini değerlendirmek için nasıl söylediğine bakmamız çok önemli. Mesela Cemal Süreyya'nın Folklor Şiire Düşman diye bir yazısı vardır. Çok önemli bir yazıdır o. Orada çok da açıklamalar vardır. Kendisinden bir örnek vardır. Şelaleye düşmüştür Zeytin'in dağlı. Celali'yim, Celali'sin Celali. O kadar çok şey anlatır ki. Yani yenilikler içinde. Mazım'ın ünlü Erzincan ağıdı vardır. Onun geçiş bölümünü bir halk türküsüyle bağlamıştır. Erzincan'da bir kuş var. Kanadında gümüş yok. Gitti yârim gelmedi. Gayrı bunda bir iş yok. Yani buradaki dönüştürücülük önemli. Aynı ile geçtiğin zaman o
onu tekrar etmiş olursun. Örneğin o yazıda Cemal Süreyya, Cahit Kürebil'in Cenab-ı Kans üzerinde durur. Cenab-ı Kansu'nun daha çok dönüştürücü olduğunu falan söyler. Yani bu çok önemli. Bir şiir okuyayım mı? Tabii. Şiirin sorunları çok. Arkadaş geldi bir ara. Tabii ki. Evet, çatapat sesimle. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Şimdi Ahmet şiirini ararken bir ekleme yapayım dediği son derece doğru. Halk şiirini çok iyi özümsemiş bir şair bir taraftan. Zaten ilk taşlamalarla başlıyor. Lisede sevmediği bir matematik öğretmeni varmış. ona taşlamayla başlıyor. Edebiyat öğretmeni çok beğeniyor, çok ondan sonra destekliyor. Halk şiirini bilmeyen zaten şair olamaz, mümkün değil. Ona yakın şairimiz var, halk şiirini motifleriyle kullanan. Evet abi. Enver Gökçe. Ben biraz geriye gideyim, adres adlı bir şiirimi okumak istiyorum. Havayı karartıcı bir şiir asla buraya yakışmaz. Çok bir huzur bulduk burada. Ben kapıdan girişim, birkaç yaş hafiflediğimi hissettim. Adres. Aşkla gezenin adresi mi olur? Ufkum uçsuz bucaksız şiir ülkesidir. Yorulur peşimde kül ve zincir. Sessizliğin sesinde izim bulunur. Rüzgarın peşinde giderim çoğu zaman. Bulutlar düşe kalka toprağımla söyleşir. Geceyi bölüşürken acemi ışıklar. Elmas katmanını kazarım uykunuzun. Düşlerinizi örterim üstünüze. Saatler öğütlediğim gibi çalar. Ayak seslerini boyarım akşamdan. Acıların kırışığı dayanmaz ütünüze. Sabahınız tiril tiril giyinir. En olgun meyvelerimi siz yersiniz. Bitik bahçelerinde çocukluğunuzun. Salya sümük terinizi silerim. Çılgın oyunlarınızı söylemem annenize. Kalpleri sabırla yontar, inceltirim. Demli çaylar sunarım günlüğünüze. Hayatın tadı tuzu benden bilinir. Aşkla gezenin adresi mi olur? Patikalara sorun ötesini. Söyleyemem. Boynumu uzattığım uçurumun birine. Yerinize ölüp ölüp dirildiğim doğrudur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İmgelerden alıyorsun. İmgeler. Sana da püsküllü mavi sorusu. Biz hep bunu açıklamak zorundayız. Neden görüşmemiz lazım? Kaçak imgeler kaçak. İmgeleri nereden alıyorsun diye. Evet sevgili Başak. Beni Başak. Beni arkadaşım. Evet. Ne güzel. Şiirleri çoğalıyoruz bugün. Arındırıyorsunuz arkadaşlar. Sağ olun. Şiir gerçekten farklı. Ben son zamanlarda şiir yazmayı torunumdan öğrendim. Hani yeniden öğrendim de. Sen zaten biraz biliyordun herhalde. Hani şu var. Kendini bilmiyorsaymışım. Evet. Fakat şu var. Dediği gibi Ahmet'in Telli'nin de söylediği gibi şairler biraz deli olmalıdır. Ya da Tanrı'ya yakın olmalıdır. Bir gün minibüste gidiyorum. Daha 3 yaşında. Dışarı bakıyor. Aa dede ne güzel boyalı kalem. Nedir o dedim? Minareyi gösteriyor. İşte bakın bizleri kalıplıyor büyüklerimiz. Söz var ya o söz kalıplanmış sözü bize sunuyorlar. Bunun dışına çıkmayacaksın. Oysa o sözü dağıtıp parçalamak kendi içinden gelecek simge imgelerle ona ayrı bir şekil vermek. Bu beni çok şaşırtmıştı. Evet, ufku açıyor. Aynen. Akşam oturdum, gerçi hem dörtlük oluyor, hem bütünleşebilir. Ay dolanıyor yarım aya. Omuzla yanak arası. Batık şarkılar aranıyor siren kayalıklarında. Yüzümde yüzünün yarısı. Bozkırı yakan güneş, katır tırnağı tuz basıyor yarasına küpe çiçeğinin. Ateşin suyu, suyun ateşinde. Güvey kandili yanar, ırgat yıldızı gücendikçe. Gurbete göçüyor yazmaların yorgun yüzü. Istarda unutuldu cicim ayları. Üçgen bulutunu yapıştırdı gözlerinin aynasına.
İpini sallıyor akşam sefası, ayağında hal hal. Çok güzel, evet. Yani gerçekten çok da güzel anlattın. Parçalıyor gerçekten. Yani o şeyi, evet, çerçeveyi ya da köşeli köşeli bakışı, değil mi? Bir çocuğun değişimi. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne güzel boyalı kalem. Çok etkili. Minarenin külahı, yeşil bir külahı var. Başta baktı ne güzel boyalı kalem. Hayır, günah sakın ha. Öyle deme. Biz böyle kalıp geldik. Yani. Dediği zaman zaten gömdün o çocuğu. Bitti. Dünyasını gömdün zaten. Şu anda Halit Bey'e getireceğim. İki saniyede öyle çizgiler çiziyor ki pat pat hemen ortaya koyuyor. Yetenek çok güzel var, resim var. Karikatür. Aslında Ahmet'e sorduğum sorunun yanıtı geldi. Evet. Evet. İmgeleri buldunuz. Yani nasıl uyduruyorsun, evet, imgeleri dedim. Aslında o işte çocuk yanıyla uyduruyor. Aynen. Aynen. İki imge de ben söyleyebilir miyim çocuğumdan? Tabii. Yani anneciğim bana lütfen rüzgarlı şeker al. Harika. Nane şekeri. Rüzgarlı şeker. İşte bu. Bir gün bana kabukları kırmak. Güneş tırnağını kesmiş dedi. Çok güzel. Baktım ay. İşte filan olsun bir imge. Çok güzel. Çocuk imgeleri. Söz konusu olunca benim de aklıma geldi bir tane. Şeyde aslında not etmiştim. Bugün onu özellikle konuyu söylemek istedim. Torunum geldi. Gerçek bir anekdot tabii. Hepinizin anlattığı gibi. Bir gün bize geldiler. Ben mutfakta yemek hazırlıyorum. 2,5 yaşında falan, 2-3 yaşında neyse. Baktı, anne bu tabak bizim değil mi dedi. Evet dedim. Sen bunu ödün mü çaldın? Sen bunu ödün mü çaldın dedim. Ödün çaldım. O da şuradan geliyor. Bir gün anaokuluna gidiyordu. Annesi bir küçük kalem bulmuş çantasında. Bu kimin demiş? Arkadaşımın demiş. Neden bu senin çantanda demiş annesi de. Bilmem ne dediyse artık. Ödünç aldı. Ona, bak dedi, bunu herhalde ödünç almış olabilirsin. Bu senin değil. Hemen ertesi gün arkadaşına ver demiş. Evet. O ödünç almış lafını aldı bana. Anneanne sen bunu ödün mü çaldın? İnternette dolaşan bir video vardı bugünlerde. Birleşik kelime bunda değişiyor. Evet. Minik bir sınıf. Öğretmenlik işlem soruyor. 2+3 eşittir. İzlemişimdir. Çocuk bilemiyor. Sağa sola bakıyor. Çocuğun biri böyle yapıyor. Çocuk alıyor elini koyuyor eşitin karşısına böyle el resim. Aa evet. Çok güzel. Çok güzel. Yaratıcı zeka. Çok güzel. Görürüz. Güzel bir şey geldi. Evet Nevin abla. Evet ya, çocuklar. Oradan sürdür. Sana verelim sözü, sonra da sevgili arkadaşımıza geldi. Ablamıza verelim. Ben de tükendi biliyorsunuz. 2 senedir doğru dürüz bir şeyler yazmadım. Yine ya eskilerden bir şey okuyacağım. Yalnız bu şiirimde bir farklılık var. Bir zamanlar bir moda çıkmıştı biliyorsunuz, kelimeleri bölmek gibi. Orada şöyle bir yeri var. Savaşın ortasında aç kalmış gözler, açık kalmış gözler, aç gözler, yalnız gözleriyle okununca görülebilecek. Evet, hani hakikaten aç göz, açık göz, açık kalmış göz gibi. Her şeye karşın. Yaşam korsan gemisi, güç dirençte. Savaşın ortasında açık kalmış gözler. Bir kuyruksuz uçurtma kıvranıyor. Beyaz çiçekler uzatıyorum karabasanlara. Gökyüzüne tohumlar atıyorum. Kadir bilmez bir karabatak takılıyor kara sözcüğüne. Havayı kuşkulu bir martının çığlıkları deliyor. Gün ışığı dost elini uzatıyor yıldızlara. Ay renginin yarısını ödünç veriyor. Tebessüm ediyor bir takım insanlar. Sırtlan gülüşleriyle sırıtıyor birileri. Kimileri kan ağlıyor. Akan kanı yıkamıyor gözyaşı. Uykular köşe bucak. İlk yarısı hiçe yenik gecenin. Sonrası delik deşik. Kaç çiftlik eder sayılan koyunlar. Zaman ayaklarını sürüyerek geçiyor. İki elini uzatmış tutunum diyor ömür. Ayırdığında değiliz mevsimlerin. Özlemi içimize işlemiş barışın. Çağrıya boyun eğiyoruz.
ve devam ediyoruz her şeye karşı. Evet. Çok teşekkür ederiz Nevin abla. Bir kez daha teşekkür ederiz burada oluşunuza. Ben size teşekkür ederim. Evet. Şimdi sizi... arkadaşımı geldi Sevim Bilbek. Ben daha önceden bir iki yerde rastlamıştım şeyde. Neresiydi o? Böyle gelmez misiniz? Lütfen. 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 Buyurun. Sonra şehirlerini dinledim. Ve hakikaten dikkati çeken anekdotlar olduğunu, ilgeler olduğunu fark ettim. Ve sizinle tanışmasını istedim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz gönüllü dostları. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Gerçekten bize büyük bir mutluluk sundunuz burada. arkadaşım Nevin, dürüst, herkese yardımcı olan çok tatlı bir insan. Ben onunla gurur duyuyorum. Teşekkürler. Biz de benim şiirlerimde hani iyi tanıyabilmeniz için iki şiir sunmak istiyorum. Biri Dünyamızdan Mektup Var. Dünyamızdan Mektup Var. Evet. Oturabilirsiniz. Oturun lütfen. Daha rahat oturabilirsiniz. Oturun. Ben koskoca bir hanım. Sizler ebedi yolcu. Sizden bana kalacak yaşanan hayat borcu. Çevirmeyin mülk için yüzümü kan gölüne, gelecek nesillere miras kalır bu acı. Yemyeşildi dağlarım, berraktı denizlerim. Asırlardır doğamın çöküşünü izlerim. Artık bu kirliliği taşımıyor dizlerim. Tabiatın şevkine miras kalır bu acı. Fidanlarım duvaksız, yüzümün rengi soldu. İlkelerim duraksız, düşlerime ne oldu? Sabrımın kucağına mermi doldu, kül doldu. Cennet köşelerime miras kalır bu acı. Bakın şu ormanların hüzünlü duruşuna. Çıkar rüzgarlarının insafsız vuruşuna. Ne oldu düzenimin baharına, kışına? Mevsimler ahengine miras kalır bu acı. Ganimet yarışında el silah tutanlar, insanlık barışını ateşlere atanlar, hayatın gerçeğini bilip de unutanlar, sizin de tahtınıza miras kalır bu acı. İşte benim doğduğum değil de artık yaşadığım Zonguldak şehrini anlatıyorum. O da gençlik şehri. Oraya gelişimi falan anlatıyorum. Bir Eylül fırtınası attı beni bu kente. Siyah gül kokuyordu dar taşı toprağa. Köyümün otağından düşmüştüm bir cennete. Denizi öpüyordu günün kızıl dudağı. Çocukluğumun şehri, karıştım her acına. Nice güzel yılları bıraktım avucuna. Uzanırken gölgeler zümrüt renkli tacına. Denizi öpüyordu günün kızıl dudağı. Sahilleri aşardı Karadeniz'in sesi. Koylarda dinlenirdi dalgaların beslesi. İnerken yamaçlara akşamın mor tentesi, denizi öpüyordu günün kızıl dudağı. Bürünürdü her mevsim dalgaların rengine, doyulmazdı bu şehrin yeşilli ahengine. Açılırken düşlerim umutlarla engine, denizi öpüyordu günün kızıl dudağı. Usul usul basmadı bu şehirde yerlere, kara elmas diyorlar bağrındaki cevhere.
seyrettim grubunu. Her tepeden bin kere denizi öpüyordu günün kızıl dudağı. Zonguldak, umutların hayat bulduğu şehir. Elmas gibi parlaktı yaşadığım o devir. Şimdi anılarımın gözlerinde o seyir. Denizi öpüyordu günün kızıl dudağı. Çok da güzel sesler. Evet, Zonguldak. Ben beğendiğim için arkadaşımı tanıştırmak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu İzmirli Ozanlar demiş. Kızılçullu yolunda Necati Cumalı'yla şiir okuyoruz bir sevgiliye bakar gibi İzmir'e. Urla kırlarında Zeliş'le el ele ay doğarken çıplak bir yeryüzüdür gülümseren. Karşı yakada Şükran ağabeyle kovboyu denize sürüyor, göğsümüz kabarıyor. İşkence izleri kanıyor, direniş sürüyor. Üreten ellere bir sarılsam diyorum. Atilla İlhan'la Bela Çiçeği'nde buluştuk. Uzun soluklu şaşılası imgelerle deli fişek aşkların peşindedir Ozan. İzmir'i öper durur şiirleri. Nahit Ulvi Alsancak sokaklarında birisi diyerek kordon boyunda iç titreten aşklar arar. Ihlamurun kokusu, ıhlamurların kokusunu çektikçe içine matlarla kanatlanır lirik dizeleri. Çok güzel. Çok güzel okuyorsun bunu. İlk kez okuyorum. Bunlar yeni, yani İzmir'de. Şimdi benim bir eksikliğim de şu bu. Özellikle son yıllar bu bilgisayar işte eksikliği nedeniyle dergilere falan göndermediğim şiirler var. Şu anda elimin altında 4 tane dosya var. Şimdi bunların bir bölümünü, birisi bu dille ilgili aşağı yukarı 80'e yakın şiir var. Bir kanatlanan sevgi var. Onda 140 şiir var. Bir de şiirler salkımı var. İlk yazdığım şiirlerden bir bölümüyle değişik konular ki sosyal konu şeyler 3-4 tane hazır bekliyor şimdi bir bölümü yazdım onların. Böyle bir şey. Ulan ne lüzum var buna demezseniz bir anan var. Hadi olur şey ya abi. Nerede çıkıyor? Allah kuvvet abi. 15 yaşındayım. 1946'nın 1 Mayıs günü Hasanoğlu'nun köy enstitüsüne ulaşmıştık. Oradaydık. Bir gün önceden oradaydık. Yorgunluğumuzu giderdik. Bir çayıra götürdüler. Lalahan çayırına götürdüler. 1 Mayıs günü. Kalabalıktı. Tonguç da geldi o gün. Yücel varmış. Yücel'i göremedim. Bir abimiz Abdullah Ön Çiftçiler Köy Enstitüsü'nün ilk mezunu, 1942 mezunu. Yüksek Köy Enstitüsü'nde ilk mezunu, Güzel Sanatlar bölümünde, tiyatro bölümündeki kişilere asistanlık yapıyor. Tabii tiyatro hocaları var, Ulvi Urazlar, şunlar bunlar var filan. İki abi bize sarıldı. Halil İbrahim Özdemir adında bir arkadaşım var. Şimdi Karaburun'da, aynı gün okula gittiğimiz Ulubey'in Avgan Köyü'nden bir arkadaşım. Şiir yazıyor sınıfta sözüm ona. Herkesin şair olduğu dönemde falan. Şiir yazıyoruz. Ciğerlerinden rahatsız olan Verem o dönemde tabii meşhur 40'lı yıllarda. Arkadaşlarından ayrı odada kalıyorlar. Ali Rıza Efecan bir de İhsan Arıkan. Çiftçiler mezunu olarak Yüksek Köy Enstitüsü'ne gidiyorlar. Orada hastalanmışlar filan. Birisi öğrencilerini sürdürüyor, diğeri de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kütüphanecilik üzerine filan eğitim görüyor. Hasanoğlan'ın kütüphanesini yönetiyor filan. İhsan Arıkan burada gözlerini yumdu. Orada tanıdım, burada gözlerini yumdu. Bize yeni yeni kitaplar veriyor. Hele Rifat Ilgaz'ın 45'te basılıp da 46'da bize sunulan Yarenlik kitabındaki o Alişim, şu çocuklarım, şunlar böyle, bunlar deli ediyor falan filan. Necati Cumalı'nın kitabında verdi bize o
İhsan Arıkan, Harbe Giden'in Şarkıları, üçüncü kitabı. Kızılçum Yolu, Mayıs ayı notları, Harbe Giden'in Şarkıları. Harbe Giden'in Şarkıları, o İkinci Dünya Savaşı'nı sergiliyor şeyler falan. Bir gün Hasan olan Açık Hava Tiyatrosu'nda oyun var. İşte burada da sergilenecek bir evlenme, Gogol. Ulam ulam, bu sözcük var mı bilmiyorum yaşamınızda. Ulam ulam insan geliyor Ankara'dan, köllü föllü kişiler. Tercüme bürosundan geliyor, talim terbiye kurulundan geliyor falan filan. İhsan Arıkan abiyle karşılaştık bir yerde. Cimi, Cumalı'yla tanışmak ister misin? Cumalı'yı duydum, yaşamıma gelen ilk sanatçı adam işte kitabını verdi, Harbe Giden Şarkılarını olabilir. Nasıl tanışın? Tanışmak ister misin? Ya abi dedim, ne diyeceğim falan filan. Hani nerede? Ya bak dedi, geliyor bak dedi, arkadaşın hani benimle geliyor dedi. O uzun boylu adam dedi, genç atı Cumalı. Git tanış. E ne diyeceğim? Hoş geldin dersin. Böyle. Şimdi abi, tepemde falan gittim, hoş geldiniz dedim. Buradan baktım, benim üstümdeki giysi, öteki arkadaşım kını aynı. Yoksa siz sınıf arkadaşı mısınız? Hı-hı. Evet. Sen de şiir yazıyor musun? Kafamızı salladık falan. Hani var mı yanında? Ya da şuradaki cepten bir şey çıkardık. Ve vardık şeye. Açık Hava Tiyatrosu'na vardık. Talip Apaydın geldi. Önceden tanışıyorlarmış. Talip Apaydın'a dedi ki, bu kardeşlerimizi uygun bir öğretmen arkadaşı Yusuf Korkut, Fakir Baykurt'un okul arkadaşı. Denizli. Diğer arkadaşım Eskişehir'de oturdu, burada kalıyor falan filan. Ha şimdi, yanına oturduk. Dedi ki şey, Talip Apaycı'na, bu kardeşlerimizi uygun bir pozisyonda dedi, yani uygun bir ortamda çıkar ortaya da tanıt, şiirlerini okusunlar dedi. Mehmetciğim şu şiiri, Halil İbrahim Özdemir de şu şiiri falan filan dedi. Orada okuduk. Bak, dipnot düşüyorum, şımarıklık kabul etmeyin lütfen. Okuduk önce Halil İbrahim, sonra ben. Ben biraz şiiri ağdalı okuyorum güya sınıfımızda. O da Abdülkadir Güzel adındaki Konyalı öğretmenimin, sınıf öğretmenimin şeysiyle, popoflam, alkışlamasıyla ya öne itmesiyle mesela yemek yiyoruz filan. Cimi hadi bakalım oku da dinleyelim falan filan. Bir şeyler okuyorum ama kendi yazıklarım ama adını sanını duyurmuş ozanların şiirlerini okuyorum falan filan. Uzatmayalım. Orada okuyuşum beğenilmiş olmalı ki alkış malkış nasıl oldu? Bir daha okuttular. Yine oturduk yanı başına çömez bir şekilde. Büyük büyük hanımlar şunlar bunlar. Ahmet Bey kitabınızı verdiniz mi? Cumalı'nın kökteki adı ne diyelim ona? Asıl adı Ahmet. Ahmet Necati Cumalı. Kimliğini de orada görürsünüz Urla'da. Ahmet Bey, Ahmet Bey tanıyorum. Ahmet Bey verdiniz. Yok yeni tanıştık. Vereceğiz filan. Uzatmayalım arkadaşlar. Bize, ya yine tanıştık vereceğim. Adres verdi Cumalı. Ankara'da bir yerde. Yüzbaşı apartmanı. Han değil. Yüzbaşı apartmanındaymış. Orada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir bölümde görevli filan. Bir gün sınıfça Ankara'ya gittik. Kamyonla. 53 kişiyiz. 6 tanemiz kız. Diğerler erkekler. Hayvanat bahçesini falan gezdik. Uzattım ama kusura bakmayın. Çok güzel. Sonra Çubuk Barajı'na gidilecek. Ulus'a geldik, heykelin yanında araba durdu. Öğretmenimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Ahşap bina var. 47'de yandı falan. Oraya gitti. Dağılmayın falan. Ama biz duramayız. İlle de Cumalı'yı göreceğiz. Sorduk ki yakın buralara falan. Koştura koştura gittik filan, Cumalı'yı bulduk, kitap verdi filan ama nefes nefese geldik ki kamyon ya bizim arkadaşlar haydi gitmiş, bu para yok, pul yok, ne bu, yiyeceğiz affedersin. Neyse, Cumalı'ya Cep Koca arkadaşım, benim de ufacık
çocuk oyunlarında başarım vardı ama kime anlatayım ben? Biraz büyüdüm falan. Sen şöyle dur diyorlar. Uzatmayalım. Lan ya şaştık kaldık. Derken bir kamyon geldi oraya. Yanaştı. Silme buğday dolu kasası. Annesi baktı. Hasanoğlan'ın arabasıymış. Şoföre yanaştık. Ya amca böyleyken böyle. Biz bir götürür müsün oraya? Olur götürürüm. Biz arkadaşlar dönünce Hasanoğlan'a döndük. Döndük ama öğretmen böyle. Allah Allah. Bir haşladı. Ulan siz şımardınız filan. Özet. O öğretmenin şımardınız siz diye bizi haşlamasından sonra 11 kuruş para bulup Necati Cumalı'ya mektup yazamadığımı arz ederim. 11 kuruş. 50'de burada boş beşik akkuş sergileniyor. Kim? Avni Dilligiller. Yani. İzmir'e indim. Cumalı'yı arıyorum. Telefon. Kahraman Bey diye bir adam var. Dayısı olurmuş. Ünlü avukatıymış İzmir'de. Onu bir hamle buldu filan. Lan oğlum yok. Ha sizin geldiğinizden haberi var biriz. Sen miydin acaba ya? Bugün dedi oraya gidecek. Bugünkü o şey tiyatronun olduğu yer Halk Evi binası. İzmir'in Halk Evi binası. Devlet tiyatrosunun olduğu yer İzmir Halk Evi binası. Şiir matineleri yapılır. Fikirler dergisi de orada çıkıyor. Medide Bağpars sorumluluğunu taşıyordu. Buradan Gazi Eğitim'e gitti. Gittim belki bulursun filan. Biliyor vardım ki duvara yaslanmış Cumalı böyle ayakları böyle. Duymuş bir çocuk seni arıyor. Adım da duymuş. Koştura koştura gidiyorum böyle hayal kuruyorum. Necati abi sizi aramış. Ooo Mehmet'im maşallah büyümüşsün falan filan. Saygılar sorun. Ha bu kadar tanıştık sonra. Ben de abi böyle çok bir şey olur acaba. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Abi değil daha iyi. Mehmet abi. Sen de birkaç yaş büyük Mehmet abi. Öyledir. Büyük müdür bilmiyorum. Cumal'dan söz edince bir anı depreşti kafamın içinde. Biliyorsunuz öğretmen okullarında, öbür okullarda öyleydi. Bitirme sınavları olurdu. Bitirme sınavı başı aslında uzun o taraflar geçmeyeceğim. İki komisyonda yapılıyor. Komisyonun diğerine gitsem kompozisyonda sınıfta kalırım. Şansıma öbürü çıktı ve bana orada Huriye Hanım, çok sevdiğim bir öğretmenimdir. Kulaklarını için unutayım. Şiir nedir diye sordu. Ya arkadaşlar şiirin ne olduğunu istedim diye biliyorum. Bin türlü tanımıyorum. Hangisi? Bin türlü tanımıyorum. Şiir yok. Melih Cevdet Anday söylüyor en güzelini. Evet. Şimdi, diyor ki en güzeli şiiri tanımamaktan vazgeçmektir. Ben de öyledim zaten. Şiiri kimse doğru dürüst tanımlayamamış dedim. Ben ne söyleyeyim? Uyaklısı var, uyaksı var, felmesi var, ölçülüsü var, ölçüsü hocam, var. Şiiri tanımlamaya kalksan o hemen başka bir tanıma girer. Evet. Gider. Hayır hocam, elektriğin tanımı gibi. Elektriğin tanımı da yapılmıyormuş. Elektrik ne olduğu belli olmayan, yaptığından belli olan bir şey. Şiir de aynı. Ne olduğu belirsiz, yaptığından bellidir. Şimdi çarptığında haber verelim. Çarptığı zaman benim yaptığımdan da ne olduğu belli olduğumu bilmiyorum. Ama bana dediler ki bir şiir oku madem o zaman. Ve Necati Cumalı'nın bir dörtlüğünü okudum ben. Ama o dörtlüğü nerede okudum, nereden ezberlemiştim, dergiden mi, herhangi bir kitaptan mı, sonradan çok aradım, bu şiiri bulamıyorum. Kavga. Bunu bilemeyeceğim. Dışarıda kavga var. Dövüşen, haklı ile haksız. Biziz yenilen kavgada evlerde kaldıkça yalnız. Cumalı'ndan bu dörtlük. Çok güzel. Bunu bitirme sınavında okudum, beni çıkarttılar diye. Geç geldi. Ağladığını istemem. Ben ölürsem sevdiğin halimle hatırla. Ben onun da belleğimde o yazılı kaldı. Evet. Cumalı'da. Evet. Hayırlı şey. Şiir o işte. Sen bize ne okuyacaksın bugün? 70'li yıllarında şimdi bunu da Leyla'nın adını yazmışsın.
Ben de bir şey, çok güzel bir laf söyledi, işim dışım, içim dışım, güten akın diye. Benim de son konuğum Özge Sönmez'di. Ha evet, çok iyi. Orada da seslendirdik ama bir zeytin hikayesi var, çok güzel bir şey. İsterseniz onu seslendireyim. Tabii. Kuşluk vakti bir avazla yırtılıp geldi, bulut yüzlü çocuk, gözleri zeytin. Ahırdaki kara kuzu döndü, döndü, melendi, vardı anasına dayandı, adı Zeytin. Düştü, ağladı çocuk, koştu, yoruldu, büyüdü, sevdi. Bir zeytinin gölgesinde haçı kızı öpüverdi. Böldü, bölüştü, çoğaldı, çoğalttı zeytini sofraya, haçayı gönlüne koyuverdi. Gün oldu, devran döndü. Düştü zeytin gözlü çocuk, sapanla vurulmuş serçe gibi toprağa. Suslu kara kuzu, zenginin uzun sofrasında, çok keskindi bıçak. Tanrı'nın heykeliydi oysa ağaç. Vurdular baltayı, zeytinin yorgun kalbine. Ah bile demedi, yığılıverdi. Bin kara gözünü katiline dikerek. Aşın ve aşkın tek şahidine hacca ağladı, bir de peynir ekmek. Özge Sönmez'de gerçekten genç ama evet, hakikaten şiirleri dolu dolu, özellikle ikinci kitabı. Kadını çok iyi işleyen, kadın sorunlarını işleyen genç, dinamik bir şairimiz. İki ödül aldı o kitabı. Şehir dergisinin bir sayesinde arkadaşım gibi bayağı böyle yerden yere vurmuş Özge'yi. Çok kötü bir şey. Anlamadan, dinlemeden. O yazıda bir kasıt olduğunu söylüyor. Kendisi de demişti. Ben de yazdım Özge için biliyorsun. Evet. Özge çok iyi bir şair. Gerçekten. O yazıyı yazan da zaten şehir dil ilişkisinden pek haberi yok. Pek anlamı boşluktan. Orada yalnız bir özel bir durum var galiba. Ben şeyde okudum. Ne gazetesiydi? Yeni Şafak'taydı galiba bir yazar. Şimdi Özge Sönmez'in ödül aldığını duyunca merak edip işte Bilgi Sunar'dan araştırıyor. Karşısına başka bir Özge Sönmez çıkıyor. Şeyle yazan Hece Vezni değil de Aruz Vezni ile yazan bir şair çıkıyor. Benzer isim benzerliği. İşte orada da şey diyor, işte Türkçeyi çok iyi kullanan işte genç bir şairimiz falan filan, bakıyor ki ilgisi yok şiirlerin. Orada bir karışıklık oluyor galiba. Onu mu anlatmak? O ayrı mı? Benim söylediğim, olayın bir kasıt var. Yani. Kıskanmıştı. Bir yerden kumandalı bir yazı. Çok kötü bir yazı. Yok, bence bilmiyorum ben. Neyse, gerçekten yani güzel. Alt karışıklığı deyince aklıma hoş bir şey geldi. Şimdi Adana'da. Bugün kitap buharı açıldı biliyorsunuz. Çukur Ağa'nın kitap buharı 11. kez. Turan abiyi çağırmışlar bir yere, Turan Günay'ı. Şimdi Bilgi Sunar'a gelip aradığınız zaman bir Turan Günay daha çıkıyor. Ben Turan abinin yaşına gereksinim duyduğumda bir taradım. Kaç doğumludur buldum sonunda ama zor buldum. Ötekini de gördüm orada. Çıkarmışlar oradan, indirmişler. Okuyorlar ama Turan abiyle hiç ilgisi olmayan, Turan abi gazetecidir. Hiç ilgisi olmayan bir adam. Bir de liberal sağda falan bir adam. İşte, Turan abiye diyorlar ki ya bu sen değilsin. Bu. Ya boş ver, önemli değil. Anlatıyor. Epey bir şey anlatıyorlar. En sonunda geliyor sunucu, diyor ki ha bir de diyor çok önemli bir şey var diyor, Fenerbahçe'dir deyince Turan abi yok artık. Bu kadar da değil. Oraya kadar hiç önemli değil söyle. Fenerbahçe deyince patlıyor. Abi sürü kalsaydı. Sürü kalsaydı Turan abi. O zaman bağırmış yok artık diye. Ne doğum tarihi tutuyor, ne meslek tutuyor, ne hiçbir şey demiyor. Ne eğilimler tutuyor, ne ilgiler, hiç itiraz etmiyor ona. Çok iyi geldi aklıma. Evet sevgili Mavisler Genel. Sevgiler hazırlığı dolu çuvalladır da bakalım yani hangilerine gidecek. Gezdiği yerlere götürsün bizi. O bayağı bir zaman oldu. Yarına kadar buradayız. Öyle derler ya, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Burada olmaktan çok mutluyum. 2018'de hepimize sağlık, sevinç, bol üretkenlik. Biz mutlu muyuz acaba? Siz mutluyuz. Gülten Akın Dil Derneği'nden bir ödül aldığı zaman rahatsızdı, gelememişti. Bekir Bey sormuş, demiş ki ödülünü kime verelim Gülten abla?
Mansel alsın benim yerime demiş. Onun ödülü hala bende. Çünkü ben götüremedim ona. Ödülü duruyor bende. Bir gün umarım ailesine ulaştırabileceğim. En kıymetli yerde de duruyor. Bugünlerde benim canımı sıkan bir şey var. Size de paylaşayım. Yazdım 15 gün sonraki yazımda da çıkacak. Faik Tonguç'un Çorum'da kurmuş olduğu ve Türkiye'nin ilk çocuk kütüphanesi olan bir Faik Tonguç çocuk kütüphanesi var Çorum'da. Ve Çorum Belediyesi'ne bunu 1926'da sanıyorum yerini bağışlıyor. İki katlı bir ev. Bütün kitaplarını bağışlıyor ve diyor ki bu belediyenindir. Her şeyiyle kitaplar da içinde ve o yıllardan bu yana da çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Fakat belediyenin aldığı son kararla orası TOKİ'ye veriliyor ve şu anda 9 katlı apartman imarı çıkmış durumda. Ve yıkacaklar Türkiye'nin ilk çocuk kütüphanesini yıkacaklar. Onun torunlarından, Faik Tonguç'un torunlarından biri de Şafak Okdemir, yazar Şafak Okdemir. Tabii ki torunları hukuki anlamda bir şeyler yapmaya çabalıyorlar ama herhalde çok zor. Çünkü belediyeye artık yıllar önce devredilmiş vaziyette. İşte zaten şu anda öyle bir şey başlayacak. Hani ben şimdiden kulağınızda olsun diye söylüyorum. Böyle bir şey başlayabilir. Başlarsa ben zaten dumansız gruba da duyururum. Gerçi bizim imzalarımızı kim takar diyeceğim. Ama olsun, yine de ses getirmek ve buna da tepki vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki işte insan eliyle kurulmuş o güzelliği yine insan eli yok ediyor. Aydın Boysal'ı yitirdik diye ben hemen evet, kütüphanemden evet kaptım geldim bir Aydın Boysal kitabı. Onunla birlikte imzada olma şansım oldu Bilgi Yayınları'ndayken. Sonra zaten bir yıl birlikte olabildik. Sonra o İş Bankası'na, Bilgi'den ayrıldı, İş Bankası'na geçti. Zaten hepiniz bilirsiniz onun o neşeli kişiliğini, o komik anlatılarını. Babacığım. Kitaplarını karıştırdığımızda da tabii aslında çok fazla edebi bir anlatımı yok Aydın Boysal'ın. Dümdüz konuşmaları içinden geldiği gibi kimseyi de takmaz zaten. Şeylerinde de böyle hissediliyor, yani yazılarında da aslında hissediliyor. Yaşamak Üzerine diye bir metni var burada ve kendi doğumunu anlatıyor. Ama ben bunu okumayayım isterseniz. Çünkü 1,5 sayfa şey yapmayayım şimdi, zaman kaybetmeyelim. Buraya aldığı birçok fıkra da almış. İsterseniz o fıkrayla anladım. Bir fıkrayla anladım onu. İsmi ilaç alırken. Günde kaç hap alacak? Limiti var mıdır? 15-20 de olur mu bilmem ki. Hangi doktor dostum bir ilaç verdiyse ben onu alıyorum. Sayısını söyleyemem. Hele siyasi gelişmeleri, o gün başıma gelenlere göre uyku hapı almazsam uyuyamam. Ne olur saatlerce kitap okurum. Şikayetim yok. Sevgili Eczacı Bey dostumuz geçen gün son sözünü söyledi. Bu ilaç da sizi uyutmazsa bir gece işi bulmaktan başka çaremiz kalmıyor size. İyi de gece çalışırsam gündüz uyumak için yine ilaç gerekecek. Hasta, doktor, eczacı hep birden birbirine şaşırtıyor. Geçen gün eczacı bir hastaya bir ilaçtan her sabah iki gözünüze de üçer damla damlatacaksınız diyordu. Hasta anlamamıştı, soruyordu aç karnına mı? Bir doktor dostumuz anlatıyordu hastaya. Her sabah bu fitilden bir tane alacaksınız deyince hasta yine sormuş. Aç karnına mı diye. Dostum doktor isyan ediyor. Yok canım, o kadar da bastırmayacaksınız. Aydın Boysal çok hınzır bir adam biliyorsunuz. Çok hınzır bir adam. Terbiyesiz. Ve terbiyesiz. Işıklar içinde Boysal. Evet. Rakip uzmanı. Uyku kaçma şeyinde bir düzen vardır. Bardağı boynu asılı. Uzun uzun değil ki. Aşk denen masala artık son verdim. Düşünceler kucak kucak bu gece. Acıyı kaybolan yıllara serdim. Uykularım köşe bucak bu gece. tabii ki. Aydın Boysal'la ilgili küçük bir anekdot, canlı bir anekdot. 3-4 yıl önce sanırım İstanbul Kriyap Salon, Kriyap açılmış. Televizyonun birinde işte belirli sanatçılar, röportajlar yapılıyor. Bu arada Aydın Boysal da var. Aydın Boysal kolu alçıda, caskıda. Apollo
Laf döndü dolaştı, koluna geldi, askere koluna geldi. Efendim dedi, kolunuzu mu kırdınız? Evet dedi, kolumu kırdım. Nasıl kırdınız efendim dedi. Bir akşamcı dedi, kolunu nasıl kırar dedi. Çekersin kafayı, meyaden çıkarsın, bir çukura düşersin dedi. Kolun kırılır, bu kadar basit. Aydın abiden birkaç şey daha arkadaşlar. Bir tanesi şu, İzmir'de yine konuğumuz Aydın abi. Benim de içinde olduğum, düzenlemede olduğum bir etkinlik. Aydın abiyle muhabbetim nedeniyle de ben takip ediyorum Aydın abinin gidiş gelişini. Aradım, dedim ki Aydın abi, bugün işte 2'deki uçakla geliyorsun, saat 3.30 dolayında İzmir'de olursun. Tamam Bekir'cim dedi. Seni dedim havalanda iki güzel kızımız karşılayacak Aydın abi. Onlar seni alıp getirecekler dedim. O zaman beni beklemeyin Bekir'cim. Ben kızlarım bir yere götürürüm. O da ben kızlarım bir yere arkadaşımın anlattığı olayın da geçtiği yıl sanıyorum İş Bankası'ndaydı. Kitabını, son çıkan kitabını aldık. Hal hatır sorduk. Nasılsın Aydın abi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Falan diye. Neyse. Dolaş yatağa dolaştı. Dedim ki kitabı da imzala bize. O arada standta çalışan kızlardan biri eğildi. Aydın abi beni özledin mi? Dedi. Ya kızım git şuradan, imza yarım kalacaktı. Şimdi kitabı imzalarsınız falan, sağa sola bakıyor. Ne oldu Aydın abi dedim. O demin dedi gelen nereye gitti dedi. Ben de tamamladım artık cümleyi. Aydın abi dedim, baktım imzanın yarım kalma tehlikesi var, kaçtı dedim. Yaşar Bekir dedi. En son muhabbetimiz Aydın abiyle bu. Sonrasında kaç kez aradım telefonla. Cebi yoktu zaten ama ev telefonundan da ulaşamadım. İşte dolaylı bilgi alıyorduk rahatsız falan diye. İşte dün de o tam da ondan da söz ederken, konuşurken haber geldi. Evet sevgili Rayman. Kardeşim senin de vardır. Öyle neşeli olmak lazım. Ne var? Dağcık'ta 97 yaşına gitmek falan. Elin altında da haybine getirdin de bir şey vardı. Tabii şiirin bizi buraya getirmesi çok güzeldi. Bu imgeleri, bu anlatıları derleyip toplamamız ve alıp gitmemiz, ondan sonra şiire dönüştürmemiz ve onların üzerine şiirimizi kurmamız çok güzel bir şey. Bir de benim bir Ankara anım var. Mehmet Cim arkadaşımızın anlattığına benzer. Onu sizinle paylaşmak isterim. Şöyle ki, 65'li yıllarda ben ortaokulda okuyorum. Yazında gidip Ankara'da veya İstanbul'da işte bizim köylülerin yanında, inşaatta çalışanların yanında çalışarak, amelelik yaparak okul açlığı çıkartmaya çalışmak için babam gönderdi. 10 lira da para verdi. Köyde de anlatırlar işte, nereye gidersen git 25 kuruş diye. Ondan sonra ben Ankara garajında indim. Böyle sarı sarı taksiler dizilmiş. Tamam dedim, bunlar herhalde. Atladım, çek dedim Ulus'a. Ulus'a geldim, orada indim neyse. Ne kadar dedim? 7,5 lira. Yapma ya. Nasıl 25 kuruş değil mi dedim, bana öyle demişler. Yok dedi, kardeşim senin dediğin o dedi, belediye otobüsleri dedi. Sen dedi yanlış yönlendirilmişsin dedim. Ne yapacağız o zaman dedim. Zaten benim 10 liram var dedi. Ondan sonra peki o zaman dedi 5 liranı alayım da dedi. 5 lira. Sana kıyaslık. 5,5 lira dedi. Sana kıyaslık yapmış olayım.